Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda C#'ta kullanıcı adı ve şifre ile giriş işlemi nasıl yapılır onu anlatacağız. Burada şifremi unuttum ve yeni kullanıcı ekleme bölümü de olacak. Daha önceki videomuzda sadece kullanıcı adı ve şifreyi bildiğimiz zaman giriş yapabiliyordum. Burada dediğimiz gibi yeni kullanıcı ekleme ve şifremi unuttum bölümü de olacak. Bu işlem için SQL Server veri tabanından faydalanacağız. Ben dosyayı, tabloyu oluşturdum. Sütunlarını da ekledim. Tablomuz, yani dosyamız kullanıcı girişi. Bir tane tablomuz var, TBL kullanıcı. Şuradan sütunları gösterelim. Özelliklerden. ID'miz otomatik sayı. Ad, soyad, kullanıcı adı, şifre, soru ve cevap hepsi envarchar 50 karakter olacak şekilde ayarlandı. Evet, şimdi formun dizaynını değiştiriyorum arkadaşlar. Rengini mavi yaptım. Tekstine de kullanıcı girişi sayfası diyelim. Start position'ı değiştiriyorum. Merkezde başlasın. Başka şurada arkadaşlar yeni bir isim verelim. PRM kullanıcı diyelim. Evet diyelim. Evet, şimdi Toolbox'tan nesnelerimizi alalım. Bir tane Group Box alıyorum. Label alalım. Text Box alıyorum. Şunları, text box'ları büyütüyorum arkadaşlar. Kullanıcı adı. Burası da şifre. Bir tane buton alıyorum. Şöyle giriş diyelim. Bir tane feature box resim eklemek için. Bir tane link label. Bu da şifremi unuttum seçeneği olacak. Başka bir sayfaya yönlendireceğiz. Şifremi unuttum. Şimdi arkadaşlar şuraya da kullanıcı girişi diyelim. Bunun fontunu değiştiriyorum arkadaşlar. Kalın bir 10 yapalım. Nasıl oluyor bakalım şöyle. 12 yapalım.
Şurayı şöyle çekelim. Evet, bu şekilde kalsın. Şimdi arkadaşlar buradan okun olduğu yere tıklayalım. Size modu değiştiriyorum. Normal değil de bunu stretch imaj yapıyoruz. Choose imaj diyerek resmimizi seçiyoruz. Şuradan import göz at. Bir tane resmimiz vardı. Şu arkadaşlar. Okey diyelim. Evet, burası tamam. Şimdi şu grup box'ın boyu aynı olsun. Bir tane daha lazım. Bu da yeni kullanıcı eklemek için. Evet, burada bunlar yok zaten. Şöyle bir şey olsun. Şimdi burada label'ları alalım. Burası ad, soyad, kullanıcı adı, ondan sonra şifre tekrar, soru ve cevap olacak. Butonumuz da şöyle bir şey olsun. Şuraya ekle diyelim, kullanıcı ekle anlamında. Bu da yeni kullanıcı. Evet, burası bu şekilde. Şimdi text box'larımızı alalım. Şöyle kontrol tuşuna basılı tutuyorum. 1 2 3 5 tane, 6 tane. Aralıklarını eşitledim ve hizaladım. Şöyle biraz çekelim. Evet, şimdi ad, soyad, kullanıcı adı, şifre, şifre tekrar, soru ve cevap. Şimdi arkadaşlar burada soru bölümünü text box değil de combo box olarak da yapabilirsiniz. Ben burada mantığını anlatacağım. Artık geliştirmeyi siz kendiniz yaparsınız. Sağa doğru hizalayalım. Aralıklarını eşitledik. Evet, burası bu şekilde. Bakalım şöyle nasıl iyi bir şey olabilir. Evet, böyle kalsın. Buralar tamam. Evet, şimdi arkadaşlar bir tane form açalım. Bir form daha açalım. FRM şifre. Şifreyi unuttum, formu. Bir de doğru olduğu zaman giriş yapacağımız form olsun. FRM yeni diyorum adına. Evet, bunlar sonraya kalsın. Şimdi burada şifremi unuttuğuma tıkladığım zaman FRM şifre, şifre diyelim adına, yeni adına, şifre nokta show diyalog diyelim. Evet, burası tamam. Şifremi unuttum bölümü tamam. Şimdi gelelim buraya. Burada bu işlem için arkadaşlar bir tane projekten bir tane class ekliyorum. Buna da
kullanıcı formu diyelim. Kullanıcı formu olsun bu da. Evet, burası tamam. Hemen bakalım. Şimdi bu işlemi arkadaşlar class'ın içerisinde yapacağız. Class'tan butonlara çağıracağız sadece. Başka şurada bu arada bir bakalım, şöyle güzel resimler vardı herhalde. Ya da ekleyelim, resim ekleyelim. Şimdi yazıyı o zaman şöyle kaydıralım. Ama bu sefer her neyse olsun. Bakalım nasıl duruyor. Bir tane imaj list alalım. Şöyle 35'e en boy. Şöyle yapalım. "32 bit" yapalım. Bakalım nasıl duruyor. Artık giriş vardı. Evet, şunlardan bir tanesini alalım. Şu olsun. Okey diyelim. Şurada imaj aligin var. Bunu sol yapalım. İmaj indeksi seçelim şöyle. Böyle bir şey oluştu. Şöyle yapsak nasıl olur acaba? O zaman bunu küçültmemiz lazım. Şurayı 45 yapalım. Evet evet, böyle daha iyi. Şimdi şunlar büyük olmasın. O zaman rengini beyaz yapalım ki uyumlu hale gelsin. Evet, bu şekilde. Hatta şunları yer değiştirelim. Bakalım nasıl oluyor. Diğerlerini size bırakacağım. Zaten bir mola verdiğim zaman, eğer mola verirsem mola da yapacağım hepsini. Nasıl yaptığımı da anlatacağım. Evet, biz ne yapıyorduk? Evet, yer değiştirecektik. Şöyle bunu text aligini sola, imaj aligini de sağa alalım. Evet, burası böyle olsun. Tamam. Şimdi kullanıcı formu class'ımıza gelelim arkadaşlar. Şöyle SQL connection, tabi bunu eklememiz lazım. Kütüphaneyi ekleyelim şöyle. Bağlantı cümlemizi şöyle oluşturalım. Bunu da şuradan alacağız. Arkadaşlar şunu kopyalayalım. Hemen public SQL data reader diyorum. Bir tane metot oluşturuyorum. Şimdi burada şöyle SQL command komut, bu bize lazım olacak. SQL data reader read, bir de frm yeni, adına yeni diyelim.
bu tanımlamalarımızı yapalım. Evet, şimdi burada arkadaşlar işlemlerimize başlayalım. Bunu, önce şunu yapacağız. Burada giriş, kullanıcı adı ve şifre eğer doğru olursa ne yapacağız? Giriş yapacağız. Nereye? Yeni forma giriş yapacağız. Değilse, şifre yanlış girilirse ya da her ikisi yanlış girilirse ne yapmamız lazım? Onu tanımlayacağız. Evet, şimdi başlayalım. Önce bağlantıyı açıyoruz. Butonda sadece şurayı çağıracağım. Bu buradaki kullanıcı metodunu, yani sınıfın içerisindeki kullanıcı formunun içindeki kullanıcı metodunu çağıracağız. Devam ediyorum. Komut eşittir new SQL command, şu şekilde diyelim. Devam edelim. Komut nokta, komut nokta connection bağlantı diyoruz. Sonra komut nokta command text, buraya sorgumuzu yazıyoruz. Select yıldız from, bakalım hemen. Kullanıcı TBL kullanıcıydı galiba. Evet, TBL kullanıcı. TBL kullanıcı dedik. Şimdi burada read eşittir komut nokta execute reader diyelim. Buradaki işlemi onaylayalım. Şimdi burada aşağı iniyorum. If diyorum. Evet, if dedik. Eğer kayıt okunduğu sürece, hatta şuraya şöyle yapalım. Ver kullanıcı adı diye herhalde, bakalım şöyle. Evet, kullanıcı adına göre eşittir tek tırnak, çift tırnak, çift tırnak, tek tırnak. Tabii bunları nereden alacağız? Şurada bir tanımlama yapalım. String kullanıcı adı, daha doğrusu string değil bu arkadaşlar, text box olacak. Text box olacak. Evet, Windows formu ekleyelim. Burası tamam. Text box şifre. Yani ben aslında buradaki butonları arkadaşlar buradan değil de class'ın içinden çağırıyorum. Yani oluşturuyorum. Burada sadece metodu, yolunu tanımlayacağım. Devam edelim. Şuraya kullanıcı adı nokta text. Burası tamam. Şimdi burada şöyle yapalım. Bağlantıyı burada kapatalım. Evet, şimdi arkadaşlar şurası kırmızı. Gördüğünüz gibi. Bunu gidermek için return, yani dön diyorum. Nereye dön? Şurada read dediğimiz yere dön dediğimiz zaman burayı zaten tanımlamış oluyoruz. Evet, burası tamam. Şimdi burada arkadaşlar şimdi kullanıcı adını sistemde tanıyorsam bir de tanımıyorsa, yani şifre yanlışsa, kullanıcı adını gördü, doğru seçenek, şifre yanlış oldu. Şimdi gelelim burada. Kullanıcı adını eğer görmezse. Evet, iki tane else açtık. Şimdi burada o zaman diyeceğiz ki şunu diyeceğiz aslında. Şunu desek yeterlidir.
şifre nokta text eşit eşit veri tabanındaki kayıtla uyuşuyorsa nedir şifre? Evet, şurada şifre burayla uyuşuyor. Ne yap? Bize önce bir mesaj ver. Giriş başarılı. Sonra yeni formuna geçiş yap. Burası tamam. Şimdi eğer şifre yanlışsa şifrenizi kontrol ediniz dedik. Şurada hata 1 diyelim şöyle. Diğer bir durum, şöyle kontrol C yapalım. Burada da bilgilerinizi kontrol ediniz diyecek. Şu da hata 2 olsun. Evet arkadaşlar, burası bu şekilde. Şimdi bunu çağıralım. Butona çift tıklayalım. Önce class'ımıza yeni bir isim verelim. K diyelim. K nokta kullanıcı demiştik. Nasıl çağıracağız bunu? Şimdi ona gelelim. Evet, önce kullanıcı adı, ardından şifre. Şimdi biz burada bunları değiştirmedik. Önce bunların tekstlerin ismini değiştirelim. Txt kullanıcı adı. Txt şifre. Tekrar buraya gelelim. Evet, şimdi burada önce kullanıcı adı. Txt'ydi. Kullanıcı adı, virgül, şifre, txt, şifre. Evet, bu şekilde çağırdığımız zaman yetiyor. Evet, şu anda arkadaşlar hiç kayıt yok. Buradaki ekleme işlemini de yapalım. Ondan sonra her ikisini beraber deneyelim. Şimdi burada şu text box'ların ismini de değiştirelim. Şimdi burada txt'yi başa aldık. Burada sona alalım ki karışmasın. Ad, soyad, txt. Kullanıcı adı txt, şifre txt, şifre tekrar, cevap txt. Evet, bu arada şu butonların ismini de değiştirelim. BTN giriş, bu da BTN ekle diyelim. Evet, şimdi buraya gelelim. Burada tekrar class'ımıza dönelim. Burayı kontrol edeceğiz ondan sonra. Şöyle public diyorum. Void yeni kullanıcı diyelim, yeni kullanıcı
Süslü parantezlerimizi açtık. Şimdi burada da aynı şekilde bağlantıyı, hatta burada şöyle yapalım önce. If diyelim. Bir de else diyelim. Nedir bu if else'ler? Şuradaki şifreler uyuşuyorsa ve uyuşmuyorsa şeklinde. O zaman biz de burada önce textbox şifre diye bir textbox tanımlayalım. Sonra textbox şifre tekrar diyelim. Evet, şimdi şifre nokta text eğer uyuşuyorsa şifre tekrarla doğru olan işlemi yap. Değilse zaten uyarı alacağız. Uyarımızı da alalım. Message box show şifreler uyuşmuyor şeklinde hata diyelim. Evet, şimdi burada şunu da yapalım. Şu buradaki şifreyi gizleyelim. Password karakter password char. Şuradakini de aynı şekilde yıldız yapalım. Tamam, burası tamam. Şimdi artık şifreler görünmez. Tekrar dönelim. Ne yapacağız? Bağlantıyı önce açacağız. Sonra komut eşittir NewSQL format yukarıda tanımlanmıştır. Sonra komut nokta connection bağlantı diyelim. Komut nokta format text buraya sorgumuzu yazıyoruz. Şurada bağlantıyı çağırıyoruz arkadaşlar. Connection bağlantı. Burada da sorguyu çalıştırıyoruz. Evet, sorguyu çalıştıralım. Insert into neyin içine? TBL kullanıcı. TBL kullanıcı values arkadaşlar şurada sütun adlarını yazmayabilirsiniz ama eğer yazmazsanız doğru bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Yani sıralamaya göre gitmeniz gerekiyor. Onu belirtelim. Şimdi göstereceğim onu. Evet, burada şöyle yapalım. Virgül 3 4 1 2 3 4 5 tane miydi? 2 4 5 evet, bu şekilde. Şimdi şöyle yapalım. Artı artı. Evet, neler gelecek? Onları tabii buradan tekrar text box olarak belirtmemiz gerekiyor. Text box sıraya göre gidelim. Ad soyad. Devam edelim. Ne vardı? Kullanıcı adı. Kullanıcı adı, şifre. Tamam, şifre tekrar. Devam edelim. Soru olacak. Soru. Text box cevap olacak. Bir de arkadaşlar temizlemek için bir tane group box tanımlayalım. Buna da group diyelim. Bu şekilde. Evet, çağırmayı da ona göre yapacağız. Şimdi burada önce ad soyad nokta text. İkincisi şöyle artı artı diyelim. Kullanıcı adı nokta text.
Burası da tamam. Artı. Şifre. Şifre nokta text. Burası da tamam. Artı. Soru. Nokta text. Burası da tamam. Son bir tane kaldı. Bir de cevap kaldı. Burası da cevap nokta text. Evet, burası bu şekilde. Şimdi işlemi onaylayalım. Komut nokta execute an query ve bağlantıyı kapatıyoruz. Mesajımızı da alıyoruz. Mesajda da diyelim ki üye eklendi diyelim. Sonra bir de temizleyelim. For each if diyelim. Şöyle tek satır üzerinde. Control item diyelim. In grup nokta controls. Evet, grup box'ımıza grup ismini vermiştik. Item kontrollere item dedik. Item eğer neyse text box ise işlem yap. O zaman item nokta text eşittir. Textlerin içini boşalt. Evet, group box'taki kontrolleri dolaş diyoruz. Adlarını item diyoruz ve eğer bu itemlar text box ise ne yap? Temizle diyoruz. İşlem doğruysa. Ekle dedikten sonra bakalım herhangi bir sorun sanırım kalmadı. Şimdi bunu çağıralım. Burada çağıracağız. K nokta yeni kullanıcı dedik. Şöyle. Evet, şimdi neler var? Ad soyad var. Şimdi ad soyad txt virgül kullanıcı adı. Kullanıcı adı txt olanı. Tamam. Gördüğünüz gibi siyah olduğu zaman sıra onda demek istiyor. Yani şurada siyah, şu anda burası siyah arkadaşlar. Diğerleri yani koyu siyah, diğerleri açık siyah. Şifreye geldik. Şimdi şifrede aynı şekilde şifre txt. Devam ediyoruz. Sonra şifre tekrar vardı. Evet. Güzel. Sonra soru vardı. Soru txt. Sonra cevap vardı. Cevap txt. En sonunda da arkadaşlar biz burada GroupBox 2 idi galiba ismi. Yanlış olmasın. Evet, GroupBox 2 şeklinde çağırdık. Evet, bunları bir çalıştıralım. Her iki işleme de bakalım. Ondan sonra en sonunda da diğer işlem şifremi unuttum bölümüne geçeceğiz. Yeni bir tane kayıt ekleyelim. Evet, burada mesela ad soyad Murat Akay. Kullanıcı adı 120 130. Şifre görülmeyecek 1 2 3 olarak yazdım. Evet, şifre tekrar da aynı şekilde 1 2 3. Hatta uyuşmadığı zaman şuraya mesela renk diyorum ben soruma. Mavi. Renk mavi. Şimdi şifreler uyuşmazsa bakalım. Evet, şifreler uyuşmuyor. Tamam. Şifreler uyuştu o zaman. Evet, üye eklendi. Gördüğünüz gibi işlemde herhangi bir sorun yok. Şimdi gelelim buraya. Buradaki işlemlere.
120, 130. Eğer doğruysa ve şifre mesela bir şeyler girdik. Bakalım. Şifrenizi kontrol ediniz. Yani kullanıcı adım doğru. Tamam. Burada bir sorun yok. Şimdi kullanıcı adı da yanlış olursa bu durumda bilgilerinizi kontrol ediniz. Hata 2 geldi bana. Bu da tamam. Bir de doğru olursa onu da yapalım. Evet, şimdi doğrusunu girdim. Giriş başarılı. Evet, forma geçiş yaptı. Evet arkadaşlar, burası bu kadar. Şimdi küçük bir mola vereceğim. Ondan sonra diğer şifremi unuttum seçeneğini de yapacağız. Bu arada molayı verirken de şu, gerçi bir tane butonumuz var. Çok önemli değil. Evet arkadaşlar, sonra devam edelim. Arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir ufak değişiklik yaptım. Şurada arkadaşlar boyutlarını 45'e 40 yaptım. En 45, boy 40. Sağa ekledim zaten. Bir de şu şurada gösterelim. Arada bir boşluk olacak şekilde giriş ve ekleyi ayarladım. Evet, şimdi şifremi unuttum kısmını yapacağız. Şimdi açalım formumuzu. Düzenlemeyi yapalım. Rengini değiştiriyorum. Şifre sayfası diyelim. Başlama durumunu da center screen yapalım. Şöyle bir şey yeterli bize. Evet arkadaşlar, şurayı alıyorum. Kopyalıyorum burayı. Yapıştırdık. Şifre güncelleme diyelim. Burası yeni şifre olsun. Bunun fontunu biraz küçültüyorum. Resim ekleyeceğim oraya. Evet, bu şekilde olsun. Bir tane imaj list buraya da alalım. Bunu da artık kaç yapalım? 35'e 35 yapalım şimdilik. Çözünürlüğünü de 32 bit yapıyoruz. Edit diyelim. Şöyle. Böyle bir şey var. Bunu alalım. Okey diyorum. Ayarlar zaten kopyaladık arkadaşlar. Aynısı. Şimdi burada değiştirmeye gerek yok yani. İmaj listi değiştirelim. Evet. Bu şekilde geldi. Bakalım şöyle. Sanki 40'a 40 olsa daha mı iyi olur? Bakalım şöyle bir. Evet. Hatta 45 N. Boy 45 fazla mı oldu? Evet, böyle kalsın. Tamam arkadaşlar. Renk zaten beyazdı. Butonun rengi de beyazdı. Şimdi burada şu kullanıcı adını yukarı alıyorum.
Aynı şekilde soru cevap bölümünü de yukarı alıyorum. Yapıştırıyorum şöyle. Aralıklarını tekrar eşitleyelim. Şu üçünü rengini kırmızı yapalım. Şöyle bir kırmızı rahatsız etmez. Evet, burada kullanıcı adı, soru ve cevap değişmeyecek. Ad, soyad ve şifre değişecek. Tabii bunu kendinize göre yenilersiniz, güncellersiniz arkadaşlar. Evet, bakalım herhangi bir şey kaldı mı? Bir de yapmışken şu yeni formumuz vardı. Onu da biraz değiştirelim. Başlama durumunu da center screen yapalım. Yeni sayfa diyorum. Şöyle bir şey yapalım. Şuradan bir label alalım. Fontunu da şöyle salt olsun. Biraz büyük oldu. Şöyle 24 olsun. Evet, böyle bir şey olsun, yeterli. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar, şu bizim plus'ımıza gelelim. Plus'a gelmeden önce bir bakalım şöyle şu şifre kısmına. Burada isimler zaten değişmemiş. Text box'ların ismi değişmemiş. Butonun ismini değiştiriyorum. Şifre diyelim. BTN şifre olsun. Tamam, bu da tamam. Evet, şimdi class'ımıza gelelim tekrar. Şurada kullanıcı formu. Evet, daha öncekiler burada duruyor. Şimdi biz yeni bir tane metot oluşturacağız. Public void şifre diyelim. Şöyle süslü parantezlerimiz. Önce değişkenlerimizi tanımlayalım. Şurada text box, ad soyad, text box, kullanıcı adı, text box, şifre, şifre tekrar, soru, cevap, bir tane de group box tanımlayalım. Bu da group olsun. Burası tamam. Gelelim diğer işlemlere. Önce bağlantıyı açalım. Sonra arkadaşlar komut eşittir New SQL command. Sorguyu buraya yazalım. Virgül bağlantı diyelim şöyle. Select yıldız from tbl kullanıcı neye göre? Ver kullanıcı adına göre. Bunu nereden alacağız? Kullanıcı adından.
Kullanıcı adı nokta text. Evet, burası tamam bu şekilde. Devam ediyoruz. Read yukarıda tanımlamıştık arkadaşlar. SQL data reader. Komut nokta execute reader. Onu da gösterelim. Sonra aklımız karışmasın. Şurası arkadaşlar. If diyoruz. Şimdi burada veri tabanındaki kullanıcı adı doğru girilirse text box'a. İki durum var. Bir, burada soru ve cevapların da doğru olma durumu var. Bir de olmama durumu var. Yani şöyle diyelim o zaman. If diyelim. Doğru olma hali. Bir de else. Bu da yanlış olma hali. Yani olmama. Doğru olmama hali. Şimdi veri tabandaki bu istediğimiz eğer varsa, oluşuyorsa, yani kullanıcı adı doğru girilmişse. Burada bir işlem daha. Şimdi soru nokta text. Bu da veri tabanıyla uyuşuyorsa. Şöyle hemen yazalım şuraya. Soru. Veri tabanındaki soruyla uyuşuyorsa ve cevap nokta text eşit veri tabanındaki cevapla uyuşuyorsa, şuraya cevap diyelim. Evet, burası tamam, bu doğru olma hali. Bir de değilse bir tane mesaj alalım. Burada şöyle bir şey diyelim. Kullanıcı adı hariç diğer bilgilerinizi kontrol ediniz diyelim. Bu da yukarıdaki hata 1 yazsın şuraya. Bir de buraya arkadaşlar hiç okunmuyorsa, yani direkt kullanıcı adı eğer yanlışsa. Şurayı alalım şöyle. Evet, bir uyarı daha. Bu da hata 2. Şurayı silelim şöyle. Burada o zaman diyeceğiz ki bilgilerinizi kontrol ediniz. Evet, burası tamam. Şimdi arkadaşlar şurayı nasıl yapacağız? Burada öncelikli olarak şifreler uyuşuyorsa işlem yapsın. Bir de uyuşmuyorsa. Onun için şurayı eşitleyelim. Burayı seçiyorum şöyle. Kontrol tuşuna basılı tutuyorum. Kontrolle beraber önce K'ye sonra S'ye basıyorum. If diyorum. Burada şifre ile şifre tekrar. Eğer aynıysa işlem yap. Bir de değilse hemen şuraya gelelim. Else. Evet, şimdi buradan sonra arkadaşlar şurayı, bağlantıyı burada kapatalım. Şuna bakıyorum şöyle. Yok, orada değil. Şurada olacak. Evet. Bağlantı kapandı. Burada da şöyle bir şey yapalım. Burada şifreler uyuşmuyor desin. En önce bunu kontrol edeceğiz. Şurası. Şifreler uyuşmuyor desin. Evet, burası da tamam. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar. Burada bağlantımız açık. Önce bağlantıyı kapatmamız lazım. Hata vermesin. Sonra bağlantıyı açıyoruz. Burası tamam. Sonra arkadaşlar tekrar komut eşittir. New SQL command. Sonra komut nokta execute an query. Ve bağlantıyı da kapatalım.
Ve en sonunda da burada da bir mesaj alalım. İşlem başarılı desin bize. Şuradaki arkadaşlar işlemden sonra text box'ları silmek için burayı alalım. Aynısı zaten. Evet, orada da zaten grup diye tanımlamıştık. Burası tamam. Şimdi şu arkadaşlar komut ifademizi yazalım. Virgül bağlantı diyelim şöyle. Update. Değişecek olanlar. Önce tbl kullanıcı set neler değişecek? Ad soyad değişecek. Ad soyad eşittir. Şöyle artı artı ad soyad nokta text. Şurası neyse şöyle yapacağız. Virgül şuraya yazmadık. Şifre değişecek. Eşittir. Şurası şifre nokta text. Evet, neye göre değişecek bunlar? Ver kullanıcı adına göre değişecek. Kullanıcı adı nokta text. Evet, burası tamam. Bakalım şöyle, herhangi bir şey kalmadı sanırım. Bir tane kaydımız vardı. Onun üzerinden deneyelim. Evet, şimdi şifremi unuttum. 120-130. Sorumuz renk. Cevabımız mavi. Tabi şu A küçük olacak. Yoksa hata veriyor. Evet, ad soyad. Şöyle bir şeyler yazalım. Şöyle 9 diyelim. Şimdi önce şifre uyuşmasın. Bakalım. Çağırmadı. Evet. Onu unuttuk. Hemen çağırmadan nasıl işlem yapsın? Önce kullanıcı formuna yeni bir isim verelim. K diyelim buna da. Sonra bunu burada çağıralım. K nokta şifre. Sırayla. Ad soyad text, virgül kullanıcı adı, virgül şifre, virgül şifre tekrar. Devam ediyoruz. Soru ve cevap ve en sonunda da group box 2. Evet, şimdi olması lazım. Sırayla çağırdık. Zaten bunlar text box'lara verdiğimiz isim. Bunların sonuna nokta text demeden çağırıyoruz. Çünkü class'ta da o şekilde çağırdık. Uyuşması lazım. Şimdi 120-130 diyelim. Renk mavi. Şöyle değişik bir şey yazalım. 9. Şimdi şifreler uyuşmasın önce. Evet, şifreler uyuşmuyor. Bu hatayı aldık. Şimdi şifreler uyuşsun. Burada bir tanesini değiştirelim mesela. Şöyle. Evet, kullanıcı adı hariç diğer bilgilerinizi kontrol ediniz. Bir de
Bunlar doğru olsa bile burası yanlış olursa zaten diğerlerini görmeyecek. Bilgilerinizi kontrol ediniz dedi. Şimdi şurayı silelim. 120-130. Hepsi doğru. Bir bakalım. Evet, işlem başarılı. Hemen veri tabanına bakalım. Önce bir yenileyelim. Evet arkadaşlar, şifre de değişmiş, ad soyad da değişmiş gördüğünüz gibi. Kullanıcı adı soru ve cevap sabit kalmış. Evet, dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkese iyi günler.